aslında olur. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir Kırmızı Koltuk programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet, programımıza bugün bir iki konuğumuz olacaktı. Mazeretlerinden dolayı gelemediler. Ancak bugün Ünye felaketin eşiğinden döndü. O haberle de programa başlamak istiyoruz. Doğalgaz hattında bugün saat 15 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu Ünye'den de hissedildi. Adeta deprem etkisi yarattı. Herkes sokağa fırladı. Neler oluyor diye. Nuriye Mahallesi ile Güzelkale Mahallesi arasında bir sınırda meydana geldi doğalgaz patlaması. Fatsa'ya mavi akım için gelen Fatsa'ya giden doğalgaz boru hattında patlama meydana gelmiş oldu. Yarın Fatsa'ya doğalgaz verilemeyecek. Fatsalılar bugünden tedbirini alsınlar istiyoruz. Yapılan açıklamada yarın öğleye kadar bu hattın düzeleceği yönünde, aksaklığın giderileceği yönünde gelen bilgiler var. İnşallah bir an önce verilir çünkü tam kışın ortasındayız. Doğalgaz gerekli, doğalgazı olan bir başka şeyi de yakamadığından dolayı artık elektrikli sobalara dönmüş olacaklar. Yine yetkililerden alınan bilgiye göre Fatsa Devlet Hastanesi doğalgazla çalıştığından dolayı oranın giderilmesi adına yetkililer bir çözüm bulunacağını, oraya gaz naklinin yapılacağı yönünde bilgiler verdiler. Evet, bildiğiniz gibi kırmızı koltuğumuzun diğer köşesinde Ahmet Bölükbaş var. Sevgili meslektaşım, kendisine de programa tekrar hoş geldiniz diyoruz. O bir şeyler yazıyor şu anda sizlere konular aktarmak için. Evet, öğle saatinden sonra, saat 3'ten sonra yoğun bir Ünye'de patlama meydana geldi. Ve sahilden de bu patlamanın, yangının görüntüleri ulaşmıştı herkese. Tabii onlar da herkes haber merkezlerinde evet. Ne oluyor, ne ediyor diye bizlerden bilgi almaya çalıştılar. İşin doğrusunu oradan hemen bu işin orman yangını veyahut da ev yangını olmadığını biz uzaktan fark ettik. Bir doğalgaz patlaması olduğunu vatandaşlarımıza söylemeye çalıştık. Ve Moda TV'den olsun, şahsen Facebook adreslerimizden olsun, canlı yayınlarla vatandaşlarımızın bir nebze olsun bilgilendirmeye çalışmıştık. O dakikalarda da siz Bayramca Mahallesi'ndeydiniz yanılmıyorsam. Orayı bize biraz anlatın. Biz aslında olayı biraz geç kaldık. Bayramca'nın girişini bulamadık. Arka yoldan, deponun olduğu yerden giderken ters yoldaydık. Ters yoldan geri döndük. Bir 10 dakikalık bir gecikmemiz oldu. Canlı yayında iyiydi. Yani aşağı yukarı 20 bine yakın kişi orayı öğrenmiş oldu. Biz oraya gittiğimizde aslında ev yangını diye gittik. Ama patlamalar olunca doğalgaz olduğunu öğrendik. Yaralı yok çok şükür. Evet. Herhangi sadece birkaç maddi zarar var. O da tedariki mümkün şeyler. Evet, arkadaşlarımız hazırlayabilirlerse Sayın Belediye Başkanımızın ve Ünye Kaymakamı'nın orada açıklamaları vardı. Onları da ekranlara getirebilirsek konuşmalarını... Birazdan getirelim onu. Evet. Yani birazdan... Olay yerindeki görüntüleri de... Tamam. O yayın gelene kadar şu ilk başta bir anonsum vardı. Konuk gelecek ama mazeretlerinden evet. dolayı gelemeyen konusunu ben altını çiziyorum. Bu ikinci kez bir mazeret uydurma. Yani ben korktuğundan veya ya korkuyor ya da buraya çıkması engelleniyor. İkisinden biri. Şimdi engelleniyorsa neden? Korkuyorsa neden? Evet, şimdi konumuzda ilk kez çöple alakalı. Yani İsmet oraya, Yanık gelecekti. Evet, İsmet Yanık, çünkü sorularımız olacak. İsmet Bey zamanında projelendirilip oraya yapılan bir durum ve konunun tamamen ayrıntısı kendisinde. Şimdi sorabileceğimiz soruların cevabı
belli. İsmet Bey, ama İsmet Bey ne gitmese bu ikinci söz verişi, gelmeyişi veya gelemeyişi mazeretlerini ben bilmiyorum. Hamza Bey'e söyledi sanırım. Evet, yani İstanbul'da normalde Cuma gün, yani bugün için İstanbul'dan gelmiş olacaktı, programa katılacaktı. Fakat sabah aradığında işlerin uzadığını, cumartesi veya pazar burada olacağını, yine hafta içinde programa mutlaka katılacağım, programdan kaçtığım falan yok dedi. Çünkü aynı sizin sormuş olduğunuz soruyu ben kendisine sordum. Neden kaçıyorsun? Jandarma kapısına gelir diye mi korkuyor? Yani neden korkuyorsun dedim. O dedi korkumuz yok, çıkıp açıklayacağız. Çünkü benim de söylemem gereken sözler var. Sadece siz değil, Çaybaşı halkı, İlküves halkının da, ben her ne kadar onlara konuyu anlatsam da kamuoyunun bilmesi gereken konular var. Bunun direkt muhatabının ben olmadığını, orası yapılırken bile mahkemelik olduklarını, mahkeme masraflarını bile kendilerinin ve diğer arkadaşlarının verdiğini işte bizzat kendisi gelip buradan açıklamış olacak. O da bu konular hakkında muzdarip olduğunu söyledi. Ben de bunun için kurtulmanın tek çözüm yolu kamuoyuna bunu açıklaman olduğunu söyledim. Normalde dediğim gibi Cuma günü, yani bu akşam Kırmızı Koltuk programının konu olacaktı. Ama haklı bir mazeret diyelim, İstanbul'dan gelemediğinden dolayı programa katılamamış oldu. Ondan dolayı da önümüzdeki hafta içinde pazartesi veya salı konuğumuz olacak. Sorularımızı sormuş olacağız. Bir de İlküvez demişken Ahmet Bey, şunu söylemek istiyorum. Konunun muhatabı İlküvez'e çıktı. Evet. Ve orada öyle bir kelam etti ki, siz de mizacen yazmışsınız gerçi onu. Gerekirse ben de nöbet tutarım. Şimdi biz ondan çözüm beklerken o ben de burada nöbet tutarım diyor. Şimdi aslında bu ilk kez konusu biraz çok fazla dillendirilmemek, yani çünkü dillendirir başka konular çıkıyor. Tadında bırakmak gerekiyor. Neden dillendiriyoruz? Çünkü bir iki yorum aldım böyle, neden sürekli diye. Şöyle sürekli çözüm üretmesi gereken yetkililer, kurumlar çözüm üretmek yerine hep bir mazeret üretiyorlar. Neden? Her zaman olduğu gibi. Yani en son neydi? Amerika'dan bir malzeme gelecek dendi. Biz Amerika'dan mı kaldık ya? Yani? Türkiye'de böyle bizim mühendisler. Benim kafamın takıldı budur zaten. Nereden bir şey olduğunda Amerika'dan, İngiltere'den veya İsrail'den, oradan buradan alıyoruz. Evet. Bizim genç, bir de şu var. Orası yapılırken ne dendi? Mimari eser olarak bahsedildi. İşte mimari eserlerin şeyini bugün görüyoruz. Bizim aklımız bize yeter diyenlerin bugün ortada olmadığını da görüyoruz. Hatta oraya gelip bir başkan, yani başkandan ziyade çözümün son noktası Hilmi Bey'in oraya gidip işte gerekirse ben burada nöbet tutarım demesi kadar abes bir şey yok bence. Yani çözümü üreteceksiniz ve bunun çözümü aslında çok basit. Yani bir iki memurdan veya birim başkanından alacağı talimat değil. Birebir kendisi gördü. Onunla birlikte çok soru sorabiliriz. Neden? Cevizeri'de yapılan tesisin tam faaliyet, tam kapasite çalışmadığından başlayıp neden çalışmayacaksa oraya yapıldığına kadar birçok soru sorulabilir. Çöp kamyonlarının hangi şirkete ait olduğu, şirketle nasıl bir ilişki olduğu, bir sürü sorular sorulabilir. Ama biz bu konuları İsmet Bey'e saklayacağız. Onun haricinde başka bir, ben şu arada yeni katıldığım için başlıkları kaçırdım. Yani son yok, dakika girdim yayına. Şimdi şunu da söyleyeyim ve İlküvez'deki çöp konusu da bu programda kapatmak isteyelim. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi'nden, basın danışmanından, özel kaleminden burayla alakalı başkanla görüşme talebimizin olduğunu söyledim. Evet. Daha bir ay öncesinden. Fakat ne hikmetse özel kalem müdürlüğünden bize bu konu hakkında bir dönüş yapılmadı. Hatta ve hatta Sayın Belediye Başkanımız İlküvez'e gitti. Hiçbir basının haberi yok. Evet. Yani biz de gidebilirdik yanında, orada konuyu bizzat konuşabilirdik. Ünye'ye geldiğinde Ünye basınıyla bir araya gelebilirdi. Bizler bir araya gelebilirdik. Ne hikmetse başkanlar basının karşısına çıkmaya korkuyorlar. Ben bunu böyle idrak edebiliyorum. Veya korkuyorlardan ziyadenin altını başka bir şey arayabilir misin?
Ya arayabilirim. Yani demek ki istedikleri kimseyi takmıyorlar. Biz ne deriz? Yani kral olmak, padişah olmak gibi bir şey mi bu? Yani ben ne dersem odur. Sizin ne dediğiniz veya hayvanat biraz da basının suçu değil mi? Hayvan barınağında o çıkarılan yaygara ilk kez çok birisinin çıkartılmadı. Bu demek yani biraz kelimelerim uçuk olabilir ama yani ilk özdeki o insanların o hayvan kadar değeri yok mu? Yani kıymetsiz mi bu insanlar? Neden çare yok? Yani geyik yeri geldiğinde bir yerin restorasyonu için bir yerlerden binlerce lira alınıp yapılabiliyorsa çözümü çok basit olan bir şey için bir araya gelip istişare edilemiyor. Bu konuyla ilgili muhalefetin yani veya siyasi iktidarların içinde kafası çalışan çok güzel insanlar var. Hiçbiriyle istişare edilmedi. Hep ben bugünkü yarın çıkacak olan gazetemizde bir köşe yazısında bulundum. Yani yapılan hiçbir projenin sonunda hayır yok. Hep sıkıntılı. Yani yapmak için, yapılmış gibi görünmek için veya işte yapıyoruz gibi, çalışıyoruz gibi den ziyade kardeşim 675 projeden bir tanesiyle övünemiyoruz. Yani şu proje şöyledir olması gerekir ya olması gereken şöyle değil mi? Cümleyi kaçırdım o arada. 675 tane proje yapacağını adam gibi 3 tane proje yap. Yani de ki kardeşim ben 5 yıl boyunca 3 tane proje yaptım. Bir mesela örnek veriyorum. Ünye Organize Sanayi benim projemdir diyebilmen lazım. Kültür Merkezi benim projemdir diyebilmen lazım. Ünye'nin sokaklarına giriyorsun, kaldırımları yarım, yolları çukur, yollar çökmüş, kanalizasyonlar akıyor, yağmur yağıyor, elektrik kesiliyor, yağmur yağıyor, su patlıyor ve sloganlar ne? Biz şehri yaşanılabilir bir şehir yapacağız. Yapacağız. Bir de uçuracak mıydık? Mars'a mı gidecektik bir yere? Bir şey vardı. Yani uçuşa geçeceğiz diye sloganlarla insanın aklıyla dalga geçiyorlar. Yani tamam herkes sizin kadar zeki olmayabilir. Herkesin IQ'su sizin kadar yüksek de olmayabilir. Ama bizim de kendimize göre az da olsa bir zekamız var. Yapılanla konuşulan arasındaki farkı görecek kadar var en azından. Yani aylardır söylüyoruz kardeşim. Diyoruz ki mahallede ya insanlar mesela şu şeyde Atatürk Parkı'nın önünde yol yapıldı ya. Alışveriş merkezi yol 3'e ayrıldı. Evet. Yani bunu yapan mühendisin zekasını veya o andaki ruh halini çok merak ediyorum. Kaldırım bırakmış genişliği 20 santim. Önüne engelli geçiş paneli bırakmış. Önünde direk var. Madem direk koyacaksın niye engelli giriş yapıyorsun? Hadi engelli girişi yapacaksın niye 30 santim tutuyorsun arayı? Hadi onu tuttum diyelim. Kardeşim engelli asfalttan mı geçecek? Yani çeşmeye birisi su doldurmaya geldiği zaman yoldan geçemiyorsun. Ayrıca araç parklarını söylemiyorum zaten. Yani 3 şeritli yol, tek şeritli. Yani şu 15 Temmuz Meydanı etrafında tamamen araç trafiği dolu. Ünye Belediyesi'nin kasasına girmesi gereken para 15 Temmuz Meydanı altındaki araç otoparkı boş. Sorsanız bütün amirler, mülki amirler, belediyeler çok çalışıyorlar. Gecenin ikisine, üçüne kadar toplantı yapıyorlar. Çıkıyorlar. Ortada bir şey yok. Kardeşim o zaman niye toplantı yapıyorsun? Veya yapıyormuş gibi niye görünüyorsun? Veya çıktı ki kardeşim biz belediye başkanı olduk ama biz işte 5 yıl idare etmek için geldik. Bizden proje beklemeyin deyin. Ünye Belediyesi gibi. Seçime gelirken herhangi bir vaadi var mı? Hiçbir vaatte bulunmadılar şimdi. Yok ama. Allah için yok. Adam dedi ki ben dedi gönül belediyeciyi yapacağım dedi. İktidara geldi. Ve siz çıkıp bu adama neden Ünye Organize Sanayisi yapmadın diyemezsiniz. Çünkü bu adamın böyle bir iddiası yoktu. Bu adama neden kültür merkezi yok diyemezsin. Çünkü bu adamın bir iddiası yok. Mahallenin çukuru, kaldırımı, direğiyle ilgili bir şey soramazsınız. Neden? Çünkü öyle bir iddiası yok bu adamın. Bu adam niye geldi? 5 yıl boyunca ben belediye başkanlığı yapacağım dedi. Hiçbir vaatte bulunmuyorum dedi. Ve bu millet oy verdi. Verdi mi? Verdi. Verdi. Seçim gecesi farklı konuşanlar seçim sabahı alkışladı mı? Balkon konuşmasında da oradaydık. Herkes orada değil miydi? Tamam şimdi şikayet eden var mı? Yok. Bizden başka şikayet eden yok. Niye? Çünkü herkes halinden memnun. Ha ben niye memnun değilim? Ben şahsen bana ne yani aynı yoldan ben de geçiyorum. Ama geleceğimiz için şikayetimiz var. Geleceğimiz için kardeşim Ünye'de çivi çakılsın. Şükür yürür denince aklınıza ne geliyor?
En başta Ünye Limanı geliyor. Sayıyorsunuz. Yollar yani, geliyor. Şunun için değil. Yani havaalanı geliyor. Ha, Şükrür dediğin zaman sayabileceğin bir şeyler var. İyi kötü, seversin sevmezsin. Rahmetli Refahettin Şahin de. Refahettin Şahin. Sonra İdris Naim Şahin. Seversin sevmezsin. Ahmet Arpacıoğlu. Veya çok konuşulsa bile bir Çamyar. Çamyar, Ahmet Çamyar. Yani Ahmet Çamyar. Kardeşim hep konuşu iyi kötü bir şeylere katılmış. Şimdi büyük şehir olduk ayrı konu. Fakat Hilmi Bey nerenin başkanı? Mahallenin başkanı değil ki. Siyasi şöyle bir şey, şöyle bir kelime kullanmıştı. İşte Ünye'nin falanca yerinde sorun var dediğimizde adam diyor ki bizim bölgemiz değil ki diyor. Ya kardeşim ben Ünye'nin mahallesinde olan bir sorunu nereye götüreceğim? Hilmi Bey'e mi söyleyeceğim? Hilmi Bey Ünye'nin o mahallesini nereden bilsin? Bilir mi? Bilmez. Kime söyleyeceğim? Ünye'deki yetkiliye söyleyeceğim. E sen dersen ki kardeşim burası benim görev alanım değil. Ne olur? Sonra bana Hamza Bey de kızıyor. Sen çok ince düşünüyorsun. Sivri dillisin. Lakin şöyle bir şey var. Kim için kardeşim? Ben yaşadığım kadar bir daha yaşamayacağım ki burada. E sen de öyle. Hepimiz öyle. Hepimiz ölümlüyüz. Yani öleceğiz. Burada kalan kim için kalacak? Gençliğini hatırla. Şu 15 Temmuz Meydanı'nın ilk dönemlerini biliyor musun? Biliyorum tabii canım. Top oynadığımız yerler, şişelemenin olduğu yerler. Mesela yazımda da bahsettim. Eskiden bizim gençliğimizin geçtiği yerler yeşillikti. Acı suyun vardı. Koşardın, top oynardın. Bir taraftan denize girerdin. Bir taraftan çeşmenin altında duşunu aldın, çıkardın. Şu anda maalesef çocuklarımızın oynayacağı yeşil alan bırakmıyoruz. Maalesef. Kim bırakmıyor? Şehir plancıları bunu yaparken de planlarken de maalesef noksan planlıyorlar. Planlamayı bilmiyorlar. Google'a bile sorsan şurayı planla desen gözü kapalı planlarken biz göz göre göre planlamasını bilmiyoruz. Planlama yapmasını bilmiyoruz. Soruyoruz niye bu böyle? Oy uğruna. Arkadaşlar bırakalım oy uğruna. Yani artık siyaset oy gelecek, olmasın abi ya. Yani gelecek ne diyoruz? Çocuklarımızdan emanet aldık diyoruz. Eğer biz çocuklarımızdan emanet almışsak emanete hıyanet etmeyelim. Emaneti güzel koruyalım. Evet, reji beni uyarıyor. Bugünkü olayla alakalı, doğalgaz patlamasıyla alakalı görüntüler hazırmış. İlk patlama anı yanılmıyorsam var. Daha sonra da Sayın Belediye Başkanımız ve Kaymakamımız olay yerine gelmişlerdi. Onların konuşmalarını ekranlara getirelim. Tamam ben alayım emmi. Emmi sen bana... Efendim abi. Kesildi. İçindeki boruların içerisindeki hatların içerisindeki gaz bitene kadar yanacak. Kontrol edecek. Daha mı büyüktü? Çok büyüktü. Daha büyüktü. İlkan. Bayağı bir daha büyüktü. Kaymakam Bey arkadaş. Merhabalar. Merhaba. Burada en yakın nerede vana var? Burada en yakın aşağıda mal pazarı dediğimiz yer var. Evet. Orada bir vanası var BOTAŞ'ın. Gaz bitene kadar kapatmaları gerek. O yanacak dedi ve Samsun'dan evet, hemen yetkililer ordunun yola çıktılar. Ordunun gazı gitmeyecek. İran gazı yarım saat önce de almış olduğumuz bilgiye göre Fatsa'ya yarın öğlenden sonra ancak
gaz verilebileceğini belirttiler. Tabii ki oradaki koşullar, hava durumu belki sabah saatlerine kadar 24 saat esasına göre çalışacaklar. Evin çatısına bak abi. Yiyeceklerim. Evet, Kaymakam Bey ile belediye başkanımızın eğer röportajları vardı, onlar da hazırsa onları da ekrana getirelim. Şu anda gaz kesimi yapıldığı için borunun içerisindeki mevcut gazın yanmasını ve BOTAŞ'ın da gelerek olayla ilgili incelemeyi yap, gerekli müdahaleyi yapması için bekliyoruz. İnşallah önemli bir durum çıkmaz. Allah beterinden saklasın diyorum. Ciddi bir olay, siz de görüyorsunuz çevreye ciddi bir şekilde o çamurların, tuvalet malzeme gibi diğer malzemelerin sıçramasına vesile olmuş. Ama Allah'a şükürler olsun. Öyle herhangi bir yaralanmaya ya da ciddi bir hasara sebebiyet verecek bir durumun oluşmaması da bizim açımızdan sevindirici diyorum. İnşallah daha da önemli bir durum çıkmaz. Bir an önce tamir edilir ve diğer ilçemize de gazın verilmesi sağlanmış olur diyorum. Teşekkür ederim. Çok güzel. Evet. Tamam. Buyurun. Bugün saat 15 sularında ilçemiz Ünye ilçesi Yaz Konağı mahallesinde sebebini henüz bilemediğimiz bir nedenden dolayı doğalgaz, BOTAŞ doğalgaz boru hattına patlama meydana gelmiş. Biz jandarma ekiplerimiz, emniyet ekiplerimiz yapmış olduğu çalışmalarda ve mahalle sakinlerinden elde ettiğimiz bilgiler etrafında herhangi bir müdahale olduğuna dair bir bilgiye ulaşmadık. Tabii konu son derece teknik bir konu. Bizlerin şu an itibariyle izah edebileceğimiz, sebebini açıklayabileceğimiz bir konu değil. Biz şu an itibariyle bir can kaybı ve mal kaybının olmadığını ve bunun en sevindirici olayla ilgili olarak tarafın olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece tabii meydana giren patlama neticesinde çevrede oturan vatandaşlarımız o patlamanın etkisiyle kısa süreli panik yaşamışlar. Oluşan basınç neticesinde çevredeki konutlarımızda cam kırılması şeklinde hafif hasarlar oluşmuş. Şu an itibaren, olayın olduğu andan itibaren Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, Ünye Belediye'mizin ekipleri, jandarmamız, emniyetimiz, 112 sağlık ekiplerimiz olay mahallinde. Yine Aksa Doğalgaz'ın ve TEDAŞ ekiplerinin burada gerekli güvenlik tedbirlerini aldılar. Şu an itibariyle ayrışma noktasında vanalar kısılarak doğalgaz akışı durduruldu. İlçemize doğalgaz akışı ile ilgili, doğalgaz arzı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok, olmayacak da. Ama üzülerek ifade edelim ki onarılıncaya kadar Fatsa ilçemizde doğalgaz arzı ile ilgili sıkıntı oldu. Sayın Valimize ve Fatsa Kaymakamımıza konuyla ilgili bilgilendirdik, gerekli tedbirleri almasıyla ilgili. Çarşambadan BOTAŞ yetkililerimiz intikal etmek üzereler. Onlar daha detaylı çalışma yaptıktan sonra bu patlamanın neden kaynaklandığını daha net bir şekilde izah edecekler. Yine hasarın ne kadar sürede giderilerek tekrar doğalgaz arzıyla ilgili yapılan çalışmalardan sonra daha detaylı, kapsamlı ve net bilgiler arz edecektir. Ben başta bölge halkı olmak üzere yangından, patlamadan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde doğalgazın da arzının sağlıklı şekilde sağlanmasını temenni ediyorum. Evet, olay yerindeki ilk açıklamalarda bu şekildeydi. Dediğimiz gibi yani Ünye bugün doğal bir afetten kurtulmuş oldu. Sadece iki evimizde, oraya yakın iki evimizde maddi hasar var. Camların kırılmasının haricinde bir durum yok. Evet. Ama bu konuda bir şey ekleyebilirim. Tabii ki. Yangın itfaiyeden sonra bir şeyi fark ettin mi? Bütün yetkililer oradaydı. Evet. Yani tam kadro, eksiği yok. Jandarmasının, emniyet müdüründen, kaymakamından, belediye başkanından,
eşrafından bütün amirler hepsi oradaydı. Konuyla yakından ilgilendiler. Hep böyle olsa. Böyle keşke de, böyle olsa. Böyle de. Böyle her de, konuda Rahmet. Böyle olsa. Yani tabii, her konuda. Tabii herkesin kendine göre belirli çalışma alanları var. Birlikte çalıştığı alanlarda hep böyleler. Birlik beraberlik devam ediyor. Şimdi buradaki birlik beraberlik devam ediyor dedim. Dün Ünye Kaymakamlığı'nda OSB ile alakalı son bir toplantı vardı. Mart ayında OSB artık nihayet Ünyeli iş adamlarının sayesinde, bunu altını çizerek söylüyorum, Ünyeli iş adamlarının sayesinde nihayet Ünye organize sanayisine kavuşuyor. Devletin katkısı olmadan. Devletin katkısı olmadan, bana kızacaklar, evet. Devletin katkısı yok mu diye. Arkadaşlar 30 yıldır devletten bekledik maalesef hiçbir şey olmayınca Ünyeli iş adamları bu 500 dönümün 280 dönümünün masrafını, dönüm başına olan parasını vererek, yani devletten beklemeden burayı tahsis etti. Paralarını verdi. Devlet ne yaptı? Devletten biz 20 trilyon lira para bekledik. Bu 20 trilyonun 5 trilyonunu seçim öncesinde, Mart ayındaki seçim öncesinde geldi 5 trilyon. Onun haricinde sadece yakından ilgilendiler Ünye'de organize sanayi bölgesi nasıl olacak diye. Hatta Mart öncesinde Ordu Valimizle Atatürk Parkı'nda yapılan bir toplantıda ben gelen bu 5000 lira ne oldu Sayın Valim dediğinde, Sayın Valimiz de gelen 5000 lirayı düşünmeyin, biz orayı altyapı parası olarak kullanacağız, altyapıyı yapacağız dendi ve nihayet mahkemeler bitti. Altyapı ihalesi de Mart ayında açılmış olacak. Ünyeli iş adamlarımızın sayesinde de 2021'in son aylarına doğru inşallah bacalar burada tütmeye başlayacak. Bu projede emeği geçenleri bir sayıyoruz. Az önce bahsettiğimden sayıyoruz. Yıllar yıllar sonra Ünye organize sanayi yapıldığı zaman biz yaşarsak inşallah 60-70 yaşında İşte falanca kişinin sayesinde dediğimizde kimle sayacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii işin başı kaymakamlık. Daha sonra Ünye Ticaret ve Sanayi Odası. Tamam. Ünye Borsası, Ticaret tamam. Borsası, belediye. Tamam. Ve diğer kuruluşlar. Buradaki asıl başı çeken, çünkü kaymakamlığın etrafında olunmak durumunda. Tamam. Şeyin başı kaymakamlık. Ama Ünye Ticaret ve Sanayi Odası, Ünye Ticaret Borsası iş adamlarıyla bir araya gelip burayı bizden başkası yapmayacak. Eğer iş adamı olarak biz organize sanayi istiyorsak taşın altına elimizi koyalım dediler. İrfan Akar, Mustafa Uslu, Ümit Hüseyin Güney. Evet. O zaman Hüseyin Tavlı hem ilçe başkanı da şimdi belediye başkanı oldu. Bu işin altına elini koydular ve birlikte Ünye'li iş adamlarıyla birlikte bunu sahaya çıkarttılar. Ben tebrik ediyorum bu ekibi. İlla başarı, ya burası yapılsın da iktidar partisi desin ki ben yaptım desin. Kim derse desin yapılsın. Kim derse desin yeter ki yapılsın. Çünkü biz 30 yıldır maalesef organize sanayi yapamadığımızdan dolayı ben de kendime göre bir işletmeyim. Evet. Sigortadan faydalanmak istiyorum. Diyorlar ki Ünye'de organize sanayi olmadığı için sen sigortadan faydalanamıyorsun. Ama Ordu ili öncelikli kalkınma bölgesi, ben niye yararlanamayayım? Madem yasa çıktı, yasa çıkmışsa madem biz bir bütünüz, Ordu Büyükşehir Belediyesi'yiz, Ordu il sınırları içindeyim. Yani bu yasayı çıkartırken de bunlara dikkat edilmesi gerekir. Organize sanayi olmadığı için yok dediler. Fatsa organize sanayi ikincisini yapıyor. Ordu, Altın Ordu organize sanayi ikincisini yapıyor. Biz birincisini yapamadık. Yapamıyoruz. Nihayet işte Ünye'li iş adamları bir araya geldik. Bir araya geldiler ve nihayet Mart ayında ilk kazma vurulacak. Altyapı çalışmaları da böylelikle başlamış olacak. Hayal gerçekleşmenin ilk adımı da atılmış olacak. Böylelikle buna da devam ettireceğiz. Yine yıllardır beklediğimiz bir olay daha var. Kültür sitesi. Şubat ayının 15'inde yanılmıyorsam
Onun da devir teslimi yapılacak. Yani ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapılacak. Onun için de hızlı bir adım olarak devam etmiş olacağız. Yine Ünye'nin yıllardır kanayan yaralarından bir tanesi. Akkuş-Niksar Karayolu, Tokat'a bağlanacak olan yol. Geçtiğimiz haftalarda yine ilçe başkanımız Hüseyin Tavlı ile birlikte Ankara ziyaretlerinde Ulaştırma Bakanlığı'na gidilerek burada şunun da altını özellikle çizeyim. Tokat milletvekilleriyle birlikte, Ulaştırma Bakanlığı'na gidildi. Şimdi burada niye Tokat diyorum? Tokat denize inmek istiyor. Tokat'ın denize inebileceği en güzel güzergah Niksar, Akkuş ve Ünye. Fakat Niksar'ın yani Ordu il sınırına kadar gelen yol gayet güzel. Ordu ili sınırını geçtikten sonra maalesef burası başka bir dünya. Buranın yolları yapılmamış. Bütün siyasetçiler Ünye Akkuş yolu der durur ama ne hikmetse gelin bir kazma vurulmaz. Niye? Az önce Ahmet Bey dedi ya biz niye basın olarak bazı şeylerin üzerine gitmiyoruz. Biz basın olarak da söylüyoruz ama yapması gereken yetkililer maalesef yapmıyor. Ünye'nin milletvekili mi var? Maalesef Ünye'nin bir milletvekili yok. Diyorlar ki bize sizin bakanınız var. Arkadaşlar bizim bakanımız Türkiye ile ilgilendiğinden dolayı maalesef Ünye ile ilgilenemiyor. Bizim o yüzden hatta bir yazı yazmıştım. Keşke bizim bakanımız olmasaydı da milletvekilimiz olsaydı. Çünkü herkes bakanınız var, bakanınız var diyor. Hakikaten bize bakıyorlar, geçip gidiyorlar. Ünye'ye yapılan hiçbir şey yok. Sadece bize bakıyorlar. Aslını inkar eden varsa gelsin buyursun bize neler yapıldığını göstersinler, söylesinler. Biz Ünye'de yaşıyoruz. Belki de bilmiyoruz o zaman bazı şeyleri. Lütfen o yüzden onu yani bakanlarımız, milletvekillerimiz iyi çalışsınlar ki biz bir yerlere varalım. Dediğim gibi biz istemesini iyi bileceğiz. Bizim Ankara'da bakanlarımız var madem. Bakanımız var. Bu bakanlarımızı da harekete geçirecek. Alt tabakada işlerimizi takip edecek. Orada bir adamımızın olması gerekiyor. Evraklarımızı takip etmesi gerekiyor. Her zaman aynı örneği veriyorum. Vermekten de çekinmiyorum. Atatürk kapalı spor salonumuz bir yılda yapıldı. Bunu yaparken Kafi Keskin ve Kasım Avcı Ankara'da yatıp kalktılar ve bir yılda bu Atatürk spor salonunu yaptılar. Kim peki, için yaptılar ama? Ünye için. Ünye için ama yaptılar. Günümüzde peki, gidenler Ünye için ne istediler de almadılar. Bir İstemesini bilmiyoruz işte. Ama kendi için istediklerini, kendi için bir şey istemek farklı, Ünye için istemek çok farklı. Bir de isterken kendinde inanması çok farklı. İsteyen bir adam ne dedin? Kapısına yattı dedin. Evet. Onu isteyen adam o kapıda yatardı. Alacağını da alır öyle gelirdi. Maalesef dediğim gibi yani istemesini de bilmemiz gerekiyor. Evet reji diyor ki yarım saatinizi doldurdunuz ya bu saatlerde biz programa başınca hızlı mı ilerliyor yoksa evet, bize öyle geliyor. Bilmiyorum. Toparlayalım istiyoruz. Dediğimiz gibi biraz bugünkü patlama olayı vaktimizin çoğunu aldığından dolayı biz kısa bitmiş gibi hissedebiliriz ama konu başlıklarımız gayet netti. Söylemlerimiz gayet netti bence. Evet. Lafı da eveleyip gevelemeye gerek yok. Yok direkt söyledik zaten. Evet yani. Bir de hakikaten bir şey isterken direkt istemeliyiz. Yani bazen diyorlar lafı gediğine koymak lazım. Evet. Lafı yerine koymak lazım. Biz lafı evelemedik, gevelemedik. Doğrusu neyse söyledik. Kusurumuz varsa da affola. Belki yan söylemiş olabiliriz, düz söylememiş olabiliriz. Siz bizlerin ne demek istediğini gayet iyi anladınız diyoruz. Evet yine Ahmet Bey'e sözü bırakıyorum. Atladığımız muyuz? Evet veyahut atladığımız bir şey varsa aklında bir şey varsa onları da söyleyelim. Reji süremiz doldu diyor. Şimdi anlatmaya kalkarsak süre zaten yetmez. Bir dahaki haftaya Cuma'ya sevgilerim. Hafta yine değerlendiririz. Hatta birkaç konu var onu da ekleriz. Ayrıca İsmet Bey'i de bekleyeceğiz ya. Biriktirelim.
Evet. Biriktirelim İsmet vereceğim. Bey pazartesi veya salı gününe artık hangi program ilk iki programın birisine katılmış olacak. Evet. Orayı da halletmiş olacağız. Hakikaten çok da uzamıştı yani. Çok uzadı. İsmet Bey önümüzdeki hafta çıktı. Çıkmadı. Çünkü biz de bırakmış olacağız. Gördüklerimi, yaşadıklarımı anlatacağım. Artık o kendisi cevap vermek zorunda kalır. Evet. Yine ben buradan şu çağrımı yenilemek istiyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı'yla İlköz'deki konu üzerinde konuşmak isteriz. İster bizim programa yani davet ediyorum. Birlikte olur. İster Ünye basının karşısına çıkar sorularımızı cevaplar. Evet. Yani illa burası olacak diye bir konu yok. Ama biz Sayın Hilmi Güler Bey ile Ünye'de bir oturup hoş sohbet etmek istiyoruz. Evet, bizden, yani. Bizden bunu esirgemesinler. Çünkü biz hep şunu söyledik. Söylemlerde Ordu bütün bir şehir diyoruz. Aynen. Geçtiğimiz mesela 10 Ocak gazeteciler gününde dedik ki daha 4 yıl öncesinden her yıl biz bunu tekrarlıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar Ordu madem bir bütün söylüyorsunuz gelin Ordu'nun bir programını da Fas'a yapalım. Bir programını Ünye'de yapalım. Yani evet daha. Yani biz illa Ünye'de olacak diye de üzerine basmıyoruz. Yani bunu buralarda yapalım. Akkuş'ta yapalım. Ama ne hikmetse biz bunları söylediğimiz halde Ordu maalesef ki maalesef bu programların hiçbirini ne Fas'ta, ne Ünye'de, ne de Akkuş'ta veyahut da Aybası'da yapıyor. Yani tünelin öbür tarafında kalmaya devam ediyorlar. Siz tünelin öbür tarafında kalmaya devam ettiğiniz müddetçe buradaki sorunlar da sorular da bitmez diyorum. Haftaya tekrar Kırmızı Koltuk'ta buluşmak dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Aksacılar geldi bir gitti bir daha. Şimdi geliyorlar sürekli.